Uluslararası Iğ Bursa Festivali yarım asrı geçti. Bu yıl 60. kez yapılıyor. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışması da 34. kez Bursalılarla buluşuyor. Mesleğe başladığımız yıllardan beri iki etkinliği de yakından izledik. Bursa'nın gerçekten, yüz akı iki uluslararası kültür ve sanat etkinliği oldular. Bursa, her ikisini de senelerdir başarı ile yürüten bir şehir. Büyük şehir belediyesi hamiliğinde, az da olsa Bursa firmalarının katkılarıyla yürüyen kültür sanat etkinliği. Dün sabah Kültür Park. Ta, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Bahçesi'nde 34. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın lansmanı vardı. Kosova'dan ayağının tozuyla dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, BKSTV Başkanı Sadi Etkizöv BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik ile habercilerin karşısına geçti. Aktaş, göreve geldiğinden bu yana kültür-sanat harcamalarından kesintiye gitmediklerini, hatta bunu pandemi döneminde bile uyguladıklarını yineledi. Bursa'nın uluslararası festivalinden sonra Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının da dünyanın sayılı halk dansları etkinliklerinden biri haline geldiğinin altını çizdi. Bursa'da bu yönden Büyükşehir Belediyesi'nin bir ilke kararı var. Hiç sponsor çıkmasa da B. Be. Büyükşehir Belediyesi bu tür etkinliklerde bütçe kısıntısına gitmiyor. Bir elin parmaklarını geçmeyen sponsor firmalarımız da etkinliğin yaşamasına karınca kararınca katkı sağlıyorlar. Bu yılki yarışmaya Harput Holding, Sur Yapı Marka AVM, Erikli, Şahinkaya, Seva Holding, Hayat Hastanesi, Karinli Otel ile Neskar sponsorluk desteği veriyor. Başkan Aktaş, 2 ila 7 Temmuz. Tarihleri arasında 22 ülkeden 800 dansçıyı Bursa'da kazasız belasız ağırlamayı arzuladıklarını anlattı. Aktaş, kent merkezi kadar 17 ilçede de gösterilerin yapılması için arkadaşlarını talimatlandırdığını hatırlattı. Sadece kent merkezinde değil, geçmiş yıllarda olduğu gibi Bursa'nın tüm ilçelerinde yabancı konukların gösterileri gerçekleşecek. Festival ile birlikte Bursa 5 gün boyunca da halk dansları gösterilerine doyacak. Şehrimizi yine rengarenk bir folklor rüzgarı saracak. Pandemi'de 2 yıl yapılamayan yarışmanın bu yıl yeniden folklor severlerle buluşturulmasını önemsiyoruz festival gibi alt. I.N. Karagöz Halk Dansları yarışmasını destekleyen sponsor firmalarımızı da kutluyoruz. O bina zemin seviyesine indi. Dün sabah şehir merkezine çıkarken dikkatimizi çekti. Çok tartışılan Zafer Plaza, eklentisi eski Boyner binasının yıkımında artık sona yaklaşılmış. Yıkım çalışmaları bir bodrum katlardaki mağaza tavanın çökmesiyle yavaşlamıştı. Dün gördük ki, artık Boyner. Binası zemin kat mağaza seviyesine kadar indirilmiş belki de haftaya yerinde yeller esecek. Bu son binanın da ortadan kalkmasıyla hanlar, camiler, tarihi yapılar, çarşılar tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış olacak. Ancak çarşı üstlerindeki ucuk, çatı, klima izinsiz kat ve benzeri gibi çirkin eklentilerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine Pirinç Han, iğne önündeki sözde tescilli, sonradan yapılma çirkinliklerin yıkılması şart pezyaj ve güzelleştirme çalışmaları ile alta yapılacak otoparkın ardından bölgenin turistler için yeni cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Beyce'nin hikayesini koca kafada toplan. E, diş hekimi Erhan Sevimli. Bursa siyasi tarihinde önemli bir figürdür. Doğup büyüdüğü Orhaneli. N'den çıkmış, İstanbul Üniversitesi'nde diş hekimliği okumuş, CHP'de il başkanlığına kadar etkin görevler üstlenmiş 68 kuşağının bıçkınlarındandır. Orhaneli, NDE ve partisi CHP'de de sevilip sayılan bir yöre büyüğümüzdür. Önceki gün, Adranos'tan Prens Adalar. Ina, İzmir'den Kars'a, İstanbul'dan Bursa'ya bir 68 Lin'in anılarını derlediği, Koca Kafa isimli kitabını zahmet edip bize de getirdi. Bir çırpıda okunacak siyasal tarih kokan kitap. Sevimli'nin, çocuklarının ısrarıyla yazmaya başladığı anılar, meslek büyüğümüz haç. I ustalığıyla yayına hazırlanmış. Orhaneli. Nin yarım asır öncesine ışık tutan yöresel arşiv niteliğine de sahip bir kitap. 1978 ve 2011'de iki kez CHP Bursa İl Başkanlığı görevi de üstlenmiş olan Sevimli'nin kendi ailevi geçmişi, siyasi yaşamı, doğup büyüdüğü coğrafyanın özelliklerini derinlemesine ele aldığı kitap Bursa Merkezli Bilge Baykuş yayınlarından çıkmış. İmzalayıp bize de verdiğinde, hem şehrisi olarak gururlandık. Bölgeye ve kentimize böylesi eserler bırakmanın önemini bilenlerdeniz. Sizin de alıp okumanızı tavsiye ediyoruz.